Değerli Edessa TV izleyicileri, iyi akşamlar. Ömer Ağa'la Panorama'ya hoş geldiniz. Bu akşam Panorama'da Şanlıurfa'da ilk, belki Türkiye'de ilklerden çok daha yeni, çok daha sıcak olan Cumhur İttifakı'nın meclisteki komisyon, alt komisyonda, üst komisyonda ve genel kurulda aktif görev alan Şanlıurfa Milletvekilimiz, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi Sayın Kemalettin Yılmaz Tekin var. Sayın Vekilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Bence sözünde de haklıyım. Urfa'da ilk kez konuşacağız bu konuları. Evet. Daha yalnızın tozuyla geldiniz Ankara'dan. Evet. İttifakla ilgili ciddi çalışmalar yaptınız. Tabii sadece ittifak konuşmayacağız. Biz sizi yakalamışken dünyayı da konuşacağız sizinle. Türkiye'yi de konuşacağız. Zamanımız el verse biraz da Şanlıurfa'yı konuşacağız. İnşallah. Hoş geldiniz tekrardan diyorum sizlere. Hoş bulduk Ömer Bey. Bizi çok ilgilendiren, özellikle Şanlıurfa'yı, Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Şanlıurfa'yı çok daha fazla ilgilendiren bir sınır olması münasebetiyle bir Afrin Zeytin Dalı operasyonumuz var. 1,5 aya yaklaşmak üzere bu operasyonlar ve ciddi bir şekilde mesafe kat ettiler. Oradaki terör yuvalanmasının hemen hemen sonuna kadar gelindi. Operasyon çok başarılı bir şekilde gidiyor. Bu konuyla başlamak istiyorum. Çünkü bu konuda çok ciddi donanıma sahip olduğunuzu biliyorum. Geçen haftalarda ulusal kanallarda çok ciddi tespitleriniz oldu. O tespitlere geleceğiz birazdan da. Önce bir Afrin'in giriş kısmını sizden dinleyelim. Olması gereken bir operasyonu nasıl başladı? Hangi aşamada? Hedef nereye doğru gidiyor? Ben sonrasında tespitlerinizi ben izleyicilere paylaşmak isteyeceğim. Sorudan sonra bırakıyorum. Önce bir Afrin sizden dinleyelim isterseniz. Evet. Öncelikle buradan hem ulusal yayın yapıyoruz. Öncelikle Urfalı hemşehrilerimin akşamları hayır olsun. Tüm Türkiye'de hayırlı akşamlar diliyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Afrin olması gereken, hatta biraz da aslında geç kaldığımız bir operasyondu. Afrin'de tahkimatı gördünüz. Çimentosunu Halep'e yakın bir Fransız fabrikası, müteahhitliğini, mühendisliğini Alman'ın, fikir babalığını Amerikan'ın, NATO standartlarında 1 metreye yakın bir eni olan, genişliği olan bir şeyden bahsediyoruz. Tüneller. Evet, tünellerden bahsediyoruz. Müthiş bir tahkimat. Bu tahkimatın iyi niyetli yapıldığı kanaatinde çok önceden başlamış. Tabii çoktan başlamış. Zaten Suriye operasyonu başladıktan kısa bir süre sonra batılı şer güçler burada Türkiye'yi bu tahkimat üzerinden kontrol, gerekirse işgal. Bakın bu noktası önemli. 15 Temmuz gecesi 35 bin kişilik, zaten en son bir uzman yine açıkladı, 35 bin kişilik bir terör gücüyle, terörist grubuyla Türkiye'yi eğer başarılı olsaydı bu şer ittifakının güneyden. Tabii güneyden Türkiye, Kilis, Gaziantep, burada Akçakale'nin karşısındaki Tellebiyat'tan, Rasul Ayn'dan, Koban Suruç'un karşısındaki Aynul Arap'tan giriş yaparak bu Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun büyük bir bölümünü işgale açacaklardı. Türkiye bugüne kadar sabretti. Ne için sabretti? Acaba biz NATO müttefikiyiz. NATO'daki müttefiklerimiz, stratejik ortaklarımız acaba bizim hassasiyetlerimizi göz önüne alırlar mı diye bekledi ama kendi göbeğimizi kendi elimizle kesmemiz gerektiği meselesi, gerekliliği hasıl oldu. Cumhurbaşkanımız bunu bu şekilde açıklıyor. Eğer biz girmeseydik onlar gireceklerdi. Biz eğer oradaki, gördünüz orada, gariban halkın yaşlı çiftleri, karı koca üzerlerine bu bir tuzağı el yapım patlayıcı bağlayarak tuzaklayacak kadar ahlaksız, haysiyetsiz bir terör örgütünden bahsediyoruz. Bunun adı PKK, YPG, PYD falan filan hiç önemli değil. Alfabenin 29 harfi olsun. Evet. Hiç önemli değil. Burada bildiğimiz gerçek husus, burada PKK vardır. PKK dünya tarafından terör örgütü olarak kabul edilen, tüm dünyanın terör örgütü listesinde ortak imza ile kabul ettiği bir terör örgütünün adını değiştirerek, evet, cambaz şurada, işte oynatan şurada diyerek, oynatarak veya milletin aklıyla dalga geçerek insanları kandıramaz ve uyutamazsınız. Orada PKK vardır. PKK en aşağılık terör örgütüdür. PKK bu milletin canına, namusuna, izzetine, toprağına, vatanına kastetmiş bir terör örgütüdür. Batılıların, iki yüzlü batılıların elleriyle besledikleri haysiyetsiz bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü Kürt'e düşman,
Müslüman Kürt'e düşman, Yasin Börü'ye düşman oldukları gibi. Yasin Börü'yü nasıl eğer 6-7 Ekim olaylarında ikinci kattan atıp arabayla kafasına ezip taşla ezdikten ve yaktıktan sonra bu kadar Müslümana tek suçu o çocuğun Kürt olmak ve kurban eti dağıtmak. Böyle Kürt milletine böyle düşman, düşmanca, dinsiz bir yapının, komünist, ateist bir yapının bize yapacaklarını düşünün. Orada yerli halka düşman, yerli halkı zorla göç ettiren, mesela yanı başımızda Tel Aviv'de 7 Haziran, ben bunu hep söylüyorum, 7 Haziran'ın ertesi günü, 8-9 Haziran, Türkiye'de tam böyle işler bulanmaya başladığı gözükür gözükmez, Amerika kendi diğer evladı DAEŞ'i oradan kovup anahtar teslim PKK'lılara, 20 kişilik bir PYD'li gruba, PKK'lı gruba, Tel Aviv gibi 250 bin kişilik bir nüfusa sahip bölgeyi anahtar teslim ettiler. Kimse bizimle dalga geçmeye çalışmasın. Kimse bu dünyanın aklıyla dalga geçmeye çalışmasın. Biz her şeyi görüyoruz, her şeyin farkındayız ama sabrettik. Bu zamana kadar sabrettik. Afrin'de de sabrımızın taştığı noktadır. Fırat Kalkanı ve Afrin. Fırat Kalkanı'yla biz kurulmak istenen sözde PKK devletinin, terör devletinin Akdeniz'e açılan kapısıydı Afrin ve devamında buradan ta Rojava dedikleri kantondan Afrin kantonuna kadar Akdeniz'e açılacak. Burada Batılıların Rakka, Deir ez-Zor bölgesindeki petrol rezervlerini, Irak'tan gelecek petrol rezervlerini Akdeniz'e satıp büyük paralar kazanacakları ve bunları da taşeron olarak kullandığı bir terör koridorundan bahsediyoruz. Bu terör koridorunda amaç hem Türkiye'yi Orta Doğu'ya açılamamak üzere tahkim etmek, yeri geldiğinde de sınırlarımızı ihlal ederek, terör olayları yaparak halkımızı, masum halkı öldürerek, katlederek, ki bunu camimize bile, kiliste camimize havanla saldırdılar. Saldırmak. İnsanlarımızı katlettiler. Burada o terör olaylarını görmeyen insanları biz bir kere Allah'a havale ediyoruz. Son Afrin'de doğruysa eğer, emin değilim, okuduğumu söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'e bomba tuzak diyor. Tabii. Kur'an-ı Kerim'e ateist komünist bir yapılanma diye. İşte net ateist ve komünist bir yapılanma. Tabii, bunlar dinsiz adamlar. Şimdi bunlar ahlaksız adamlar. Bunlar Türkiye, Kürt'e, Arap'a, İslam adına, ümmet adına ne varsa hedefe koymuş. Bunu da tasmalarını ellerinde tutan, Batılılara yaranmak için yapan, Siyoniste haç diye hizmet eden ahlaksız bir terör örgütü. Evet. Yani bu noktada bunun başka bir tarifi ve açıklaması yok. Vallahi vekilim çok net. Bu kadar net konuşuyorsunuz ki geveleme meveleme yok. Hayır hayır. Ahlaksızca bu, komünist bir rejime hizmet ediyor. Görüntü İsimleri komünist için, evet. Ama şunu anlatayım. Sözde PKK, evet. Marksist bir örgüt, Leninist bir örgüt, komünist bir örgüt ama yeri geldiğinde en büyük emperyalist ve kapitalist Amerika'nın bayrağını çekebilecek kadar ahlaksız bir terör örgütü. Dönüyor 5 dakika sonra Rus'un bayrağını çekiyor. Dönüyor 5 dakika sonra başka bir devletin. Onlar da affedersiniz tabiri caizse kucaktan kucağa oturmaktan başka haysiyetlerini kaybetmiş bir güruhtan bahsediyoruz. Evet. Bunlar kadim Türkiye Cumhuriyeti'ni, burada kardeşçe yaşayan Müslüman halkları hedef alamazlar bir kere. Burada Türk'ü de, Arap'ı da, Kürt'ü de ve burada yaşayan tüm etnik grupları bu devletin himayesinde ve bu ümmetin himayesinde yaşayan bu toplulukları hedef alamaz. Karşılarında tüm bu emperyalist oyunları bozacak kadim güçlü medeniyete sahip bir Türkiye devleti var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kadim bir devlettir. Osmanlı'nın bakiyesidir. Bu devlet öyle 100 sene önceden beri oynadıkları oyunlara susup izleyecek devlet değil. Artık bu devletin başında Recep Tayyip Erdoğan var. Hamdolsun bu devletin başında bu iktidar var, bu hükümet var. Biz varız, bu millet var, bu topluluk var ve bu toplum var. Bu noktada, bu minvalde bizim bunlara göz yummamız, bunların tahkimatlarını görmezden gelmemiz zaten mümkün değildi. Dedim ya, biz girmesek onlar gireceklerdi bize. Bu noktada onlar Bursa'ya da mesela, onların amacı en başta 20 Ocak'ta başladık biz bu sürece. Orada bizim esas hedefimiz de orada %55 küsürü Arap olan halkın ikamet ettiği bir Afrin'den bahsediyoruz. Orada %25'i 30'u Müslüman Kürt halkın ikamet ettiği bir Afrin'den bahsediyoruz. Geri kalan da Türkmen halkın oluşturduğu, çeşitli bazı dinlere de mensup
çeşitli azınlıklardan oluşan bir yapı. Ama geldi bunlar Tel Aviv'de yaptıkları gibi 7 Haziran'dan sonra tüm bölgeyi etnik temizliğe. Onu soracaktım daha ben. Tel Aviv'de bahsettiğiniz 20 kişiye teslim edilen Tel Aviv'de bir de bir asimilasyona kalkıştılar. Tabii asimilasyon yaptılar. Asli halkını, Türkmenleri, Arapları, Kürt halkını. Müslüman Kürtleri de dahi kendilerine uymayan, onlar gibi dinsiz olamayan insanları oradan göç ettirdiler. Kendilerine uygun işte Haçlıların uşaklarını mesela bu savaşta da gördük. Afrin'de Afrin'i işgalden kurtarmaya çalıştığımız dönemde CIA temsilcileri askerin, Hollandalı'nın, Fransız'ın orada öldüğünü gördük. Bu Haçlı bizimle savaşıyor şu an. Onu söyleyeyim. Yani 7 düvele karşı savaşıyoruz diyoruz ya. Hakikaten Afrin'de 7 düvele karşı savaşıyoruz ve zafer muhakkak diyoruz ya. Ve zafer muhakkak. Orada Bursa'ya dağında onu tamamlayayım. Amaçları Bursa'ya dağında o tahkimatla biz yukarı çıkarken onlar tepeden tahkim noktalarından bize ateş etmelerine rağmen %65'i 70'i yerli teknolojiden mütevellit silahlarımızla hamdolsun. Bu millet evet. Onları püskürttü ve tahkim edilecek noktaların hepsini hiç beklemedikleri anda ve hiç beklemedikleri zamanda ele geçirdi ve psikolojik ve fiili hakimiyeti Türk ordusu, bizim ordumuz ele geçirdi. Onlar bizi Bursa'ya dağında o tünellerde boğmaya çalışırken bu hain güruhunu biz orada boğduk hamdolsun. Sonrasında yapı şöyle bir yapı. Ben Bursa'ya dağına çıkarken zaten o tahkim edilen noktalardan Bursa'ya'dan kilise Raco'dan Hatay'a o bölgeden sürekli bizi havanla insanımızı şehit eden bu terör örgütüne hakimiyeti ele geçirdikten sonra ovalık kesime doğru püskürtmeye başladık. Şu an hamdolsun sadece bir tahliye yolu bıraktık. Afrin denilen bölgenin %70 küsürüne hakimiz. 3000 4000'lere yakın bir terörist güruhu etkisiz hale getirildi. Şehitlerimiz oldu. Ama şunu söyleyeyim, ben bir güvenlik uzmanıyla görüşmüştüm. Bu tarz terörist gruplarla savaşta bir teröriste karşı 4 askeri dahi 5 askeri dahi gözden çıkarılabilecek bir operasyonken burası dedi. Biz hamdolsun en minimum seviyede şehitlerimiz var. Üzülüyoruz. Tabii. Bir taraftan şuna bizden ölenlerin ölmediklerini, şehit olduklarını biliyoruz. Bizi de rahatlatan noktası bu. Allah bizlere de şehadeti nasip etsin. Ülkemiz, dinimiz ve vatanımız uğrunda ölmeyi nasip etsin diyorum. Bu noktada da acı olarak değil, burada o onuru onlarla paylaştığımı tekrar buradan duyurmak istiyorum. Bu anlattıklarınızı benim çok da anlamadığım, bu anlattıklarınızı muhalefet göremiyor mu, anlamıyor mu? Siz onlarla sürekli işte çalışmalarda da mutlaka karşı karşıya geliyorsunuz ve dedim ya çok cesaretle vurgu yapıyorsunuz. Onların da yüzüne o cesaretle haykırışınızı ben defalarca izledim. Anlamak mı istemiyor muhalefet bu savaşın neresinde, bu operasyon neresinde muhalefet? Yoklar sanki yani. Evet. Şimdi ilk başta tabii toplumun tepkisinden korktuğu için. Şimdi Afrin şunu gösterdi. Büyük bir milli birlik ve beraberlik örneği gösterdik. Biz Afrin operasyonu 20 Ocak'ta başladı. Büyük bir birlik ve beraberlik örneği göstererek dünyaya yek uçlu olduğumuzu gösterdik. Tabii bu esnada dışarıdaki ağabeylerine boyun göbekten bağlı olan diyet borcu olan bir güruhtan bahsediyoruz. Bizim, ben her zaman bunu vurguluyorum, talihsizliğimiz milli bir muhalefetimizin olmayışıdır. Bizim ana muhalefet partimiz hiçbir zaman milli bir politikamızda devletimizle, milletimizle, bu halkla, bu milletle beraber durmadı. Ne zaman biz bir araya geldiysek bu birlikteliği bozacak hareketlerden kaçınmadılar. Biz Afrin'de de kaçamak cevaplar. Mesela bizim 15 Temmuz'daki direnişimiz ve ayakta duruşumuzdan, kıyamımızdan sonra hamdolsun ülke işgalci güçleri, Amerika'nın öbürünün Haçlı'nın, Siyonist'in uşaklarını püskürttük. Evet. FETÖ'sü, DAEŞ'i ve sayabileceğim daha 1001 terör örgütünü. Hamdolsun elimizin tersiyle çok tanklara şükür. Meydan okuyarak biz püskürttük. Orada CHP bu onurlu hareketi dünyada örneğine rastlanılmayacak kadar bu onurlu direnişi tanka, topa ve silahlara karşı, mermilere karşı göğsünü siper eden bu millete ihanet etti. Kontrollü darbe dedi. Bakın. Evet. Ama biz görüntüleri izledik.
ana muhalefetin genel başkanının kontrolü darbe diyen adamın tankların müsaade isteyerek, icazet isteyerek tankların arasından kontrollü kaçışını. Şimdi bu kağıttan kaplan olan bu ana muhalefet lideri kağıttan kaplandır. Ben öyle diyorum buna. Evet. Sözde demokrat, esasında cuntanın, darbenin ye sürekli tarihleri böyle bunlar. Bu CHP'nin tarihi böyle. Darbeye şey tutan, darbenin olması için ellerinden geleni yapan, demokrasiye inanmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Bunlar o dönem yine demokrasi mitingine kadar bizim iyiydi. Yenikapı'daki 7 Ağustos'a kadar. Ondan sonrasında tekrar fabrika ayarlarına döndüler. Onda da sanki son anda mı dahil oldular? Vekilim, o süreci hatırlıyorum. Yani şimdi, milletin de Bak, milletimiz bunlara aldanmasın. Bunlar hiçbir zaman bizim hassasiyetimiz, senin, benim, bu milletin düşündüğü gibi düşünen bir yapı değil. Sürekli medeti darbeden, askerden ve darbeci güruhlardan, bu darbeyi organize eden uluslararası istihbarat örgütlerinden bekleyen bir yapıdan bahsediyoruz. Bunlar milletten, sandıktan hiçbir zaman ümit var olmadılar. Onlardan medet ummadılar. Hep bir yerlerden, acaba altın tepsiyle bize teslim ederler mi bu iktidarı? Darbe yapıp bu milletin iradesini ortadan kaldırırlar mı? Bu yönetimi bize bu şekilde teslim ederler mi'nin hesabına düştüler. 7 Ağustos'ta yaptıkları çarkı, fabrika ayarlarına dönüşü tekrardan gördük. En başta Afrin dedi, ertesi gün girmeyelim diyor. Öbür gün toplumun tepkisini görünce, toplumun birlikteliğini görünce girilebilir falan. Tabii biz onlara da şunu söyleyeyim. Milli oldukları sürece fikirlerini alırız. Bizim ana muhalefetimiz bu ülkenin siyasi bir partisi ama milletimizin iradesine muhalif, mugayir bir şekilde hareket ettiğini gördüğümüz anda biz sadece Allah'a inanan ve güvenen ve bu millete dayanan bir iktidar olarak milletimize sorarız. Başka hiç kimseye de sormayız, onu söyleyeyim. Aynı şekilde çark ettiler ve bizimle, bu milletle beraber yürüyemediklerini, diyorum ya, cüsse kaldırmıyor, insicam bozuluyor, vücutları kabul etmiyor böyle bir şeyi, bu insanlarla, bu milletle, bu halkla beraber yürümeyi kabullenemiyorlar, içlerine sindiremiyorlar. Sindiremeyeni millet sandıkta gömer. Nasıl 1946'dan beri, 1950'den beri tek başına iktidar olamadılarsa, demokrasi dönemine geçiş tarihinden itibaren tek başına iktidar olamadılarsa, bunlar hep, ben geçen mecliste de onlara konuşurken dedim ki, bu millet sizi ebedi muhalefete mahkum etti. Siz ömür boyu muhalefet kalacaksınız. Bu milletin iktidarını Cenab-ı Allah sizlere nasip etmeyecek. Çünkü layık değilsiniz. Evet. Yani bu olayın farkındalar fakat milletle bütünleşerek verilmiş olduğu sıkıntıyla illa muhalefet olsun diye muhalefet yapıyorlar sonucunu çıkardım. Peki normal şartlarda Batı böyle yerinde durmazdı. Yani diğer dış güçler bu Afrin operasyonunda biraz daha sanki kabullendiler Türkiye'nin gücünü. Türkiye eski Türkiye değil mi artık Batı'nın da gözünde? Şimdi şöyle, çatlak ses ya evet. Yok ya biz duymuyoruz. Çatlak ses var ama şunu söyleyeyim. Ses aynı, yöneten aynı ama karşılarında eski Türkiye yok. Şimdi ayakları üzerine duran, kendi silahını, İHA'sını, SİHA'sını, atak helikopterlerini, tanklarını, obüslerini, fırtına obüslerini üreten ve en son teknolojiyi kullanarak şimdi de son aşamaya geldik. Dünyada birkaç ülkede olacak insansız uçakları, insansız uçak üretiyoruz. İnsansız tank dedi Cumhurbaşkanımız. O şu an birkaç prototipleri hazırlandı. İsabet oranları, bunların kullanılabilirliği ölçüldü. Tekrardan seri üretime geçiyoruz. Şu an Afrin'de kullandığımız silahların %65'i bizim yerli üretimimiz. Yerli silahlar. Kendi silahını üreten, güçlü, dirayetli bir lider. Onun yanında, bununla beraber yanında güçlü bir şekilde duran iktidarın milletvekilleri, yanında Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri, yanında ve esas önemli olan milletimiz. Millet. Millet dimdik şu an. Millet sıkı şekilde safları sıklaştırdı. Taviz yok. Ayaktayız. Dünyaya da Allah'ın izniyle Osmanlı'nın evlatları nasılmış gösterdik hamdolsun. Bu açıdan işte bakın, eskiden şey denilirdi ya, biz Batı'ya karşı duramayız. Ben şunu hep söyledim. Batı dediğim bu yapı Allah'tan daha mı büyük? Haşa. Haşa.
Allah'tan daha büyük olamaz, olmadı da, olamayacak. Biz sadece içeride bütünlüğü sağlayalım, birbirimizi hakikaten sevelim, dünyaya meydan okuyacak Allah'ın izniyle genetik altyapısı olan yapı biziz, millet biziz hamdolsun. Dünyaya umut olacak, hep bunu yapıyoruz. Şu an milli gelirine oranla dünyada mazlum insanlara en fazla yardım yapan birinci ülke Türkiye. Rakam olarak Amerika'nın bütçesi bizim kat kat bizden büyük olmasına rağmen bir Amerika, iki Türkiye. Ama biz hiçbir zaman sömürgeye vurduğumuzda biz bir oluyoruz tabii. Şöyle, evet. Milli gelire orana vurduğumuzda birinciyiz. Evet. Yani bu noktada hiç mütevazi olmaya gerek yok. Bu dünyanın beklediği adaleti tesis edecek olan millet biziz. Kendimize güvenelim. Kendimizi bilelim, gücümüzün farkına varalım. Dünyaya da şu mesajı verelim. Biz adalet adına, adaleti tesis etmek adına Allah'ın adını, Allah'ın adil olan adını, hakkaniyeti bu dünyada tesis etmek üzere görevlendirilmiş misyonu olan insanlarız. Dünya bunu görsün. Osmanlı tekrar sahnede diyorum ben. Yani Batı, eski Batı da Türkiye, eski Türkiye değil. Değil tabii. Onların o kendince dizayn ettiği bir Türkiye değil. Sultan şimdi, Abdülhamit Han'a biliyorsunuz dün itibariyle. Evet, o da bizim konumuz arasında inşallah. Sultan Abdülhamit Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu'nu davet ettim buraya. Misafiriniz de evet. Evet. Sonrasında payitaht ekibini, gençlerimizle bir söyleşi yaptırdık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Bey ağırladı onları. Bizim davetlimiz olarak beraberce ağırladık. Geldiler burada. Çok güzel bir ortam oluştu. İnsanlarımızın hasretini gördüm. Evet. Sultan Abdülhamit Han'ın özlemini gördüm. Onun yalnızlığının burada boğazlarında düğümlendiğini gördüm. İnsanların şunu dediğini hissettim ben. Keşke o gece ben, keşke o dönemde ben de orada olsaydım ve Sultan Abdülhamit Han'ı yalnız bırakmasaydım diyorlardı. Ve ben orada konuşmamda da şunu vurguladım. O dönem biz yoktuk. Cenab-ı Allah nasip etmedi o dönem yaşamayı. Bu dönemde biz varız ve bu dönemde biz Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmıyoruz hamdolsun. Bu açıdan Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük gücünün millet olduğunu buradan görebiliriz. 15 Temmuz bunun en iyi ifadesiydi. İspatıdır. En önemli ifadesi ve ispatıydı. Biz bugün Allah'ın izniyle boğazımız tekrardan düğümlenmesin, o hüznü yaşamayalım diye Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında, buna Allah şahittir, ölene kadar Allah'ın izniyle yanında durmaya ahdettik. Ona Abdülhamit Han'ın yalnızlığını yaşatmayacak ve milleti adına onu daha da güçlendirecek emin adımlarla ilerliyoruz diyorum. Ben konu oraya geldi, hemen söylemek istiyorum. Sizin güzel bir tabiriniz var. Evrensel imparator diyorsunuz. Evet. Abdülhamit Han'a. Yani dün o konukları getirmekle iyi mi ettiniz, kötü mü ettiniz, zamanla nasıl kötü mü ettiniz? Çok soru geldi bugün bana. Vekilimiz ne zaman Osmanlı'nın son halifesine torunlarını davet etti de son anı yaşattı bize, ilki ne zaman yaşatacak diye. Diriliş Ertuğrul'un da oyuncularını Urfa'da görmek istiyorlar. O anlamda söylüyorum. İnşallah. Onlar da dostlarımız, arkadaşlarımız. Yani gençler bu anlamda onlar görüp yaşıyor ya. Onlara, öyle bir talepler de oldu. Onları da bugün Haliliye ilçemizin gençlik kollarıyla toplantıya iştirak ettim. Onlara da söyledim. Onları da getireceğim Allah'ın izniyle. Bu noktada insanımızın Osmanlı'ya açlığını görüyor musunuz? Tabii. Osmanlı'yı tabii, böyle bir özlemle. Herkes yaşamıştır bunu. Tarih derslerinde Kanuni Sultan Süleyman'ın Viyana'ya gelişine kadar tarihi müthiş bir şevkle, coşkuyla takip ediyoruz. Zaferler. Viyana'ya gelene kadar duraklama, ondan sonrasını emin olun hatırlamak dahi istemiyorum. Evet, okuma isteği iştahı kalmıyor. Evet, kalmıyor. Milletimiz açtı ona, emin olun bunu Kıbrıs'ta biz açmıştık. Rahmetlik Erbakan Hoca, Allah gani gani rahmet amin eylesin. Bu millete o özgüvenle, o kısıtlı imkanlarla Kıbrıs'ı aldırdı. Devamında Fırat Kalkanı'yla biz Suriyeli kardeşlerimiz adına, onların özgürlük savaşı adına ve oradaki özgürlük savaşçılarıyla beraber, Suriyeli kardeşlerimizle beraber Fırat Kalkanı'nda operasyonunu yaparak, devamında Afrin operasyonunu yaparak, esasında bu Siyonist güçlerin, Haçlı güçlerinin, kafirin planladığı ve bizim başımıza örmek istediği çorabı 100 sene hançerle ötelemiş olduk hamdolsun. Yani kalplerine şöyle hançeri sapladık, şu an oynatıyoruz. Daha bitti bitecek yani. Evet. Allah'ın izniyle. İnşallah. Afrin öyle diyorum. Tabii Afrin üzerinde kısaca bölgeyi özetlediniz. Bizim birinci bölümde sonuna geldik. İkinci bölümde biraz da bu son süreçte ciddi emek verdiğiniz, bizim de merakla beklediğimiz Cumhur İttifakı'nı da konuşmamız gerekiyor. Onu en az Afrin kadar detaylı bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Fakat konu bölünmesin diye kısa bir reklam arası verelim. Sonrasında
Cumhur İttifakı'nı konuşalım. Değerli izleyicilerimiz, birinci bölümün sonuna geldik. Afrin özelinde bölgeyi vekilimiz özetleri anlattı bize. Reklamlardan sonra Cumhur İttifakı'nın oluş şekli ve bizi götüreceği süreci konuşacağız. Kısa bir reklam arası. Değerli izleyiciler, Ömer Ağla panorama devam ediyor. Konuğumuz Şanlıurfa Milletvekili Sayın Kemalettin Yılmaz Tekin. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi, aynı zamanda Cumhur İttifakı çalışma ekibinde son süreçte ciddi emek sarf eden milletvekillerimizden ve asıl bizim bugün özellikle üzerine durmamız gereken bir konuda, tabii bütün konular ehemmiyetli, önemli, fakat çok taze ve sıcak olması hasebiyle Cumhur İttifakı'nı da Sayın Vekilimizden duymak, dinlemek istiyoruz. Neler var? O süreçte ne tür sıkıntılar yaşadılar? Kolay bir çalışma oldu mu? İstedikleri şekilde bir çalışma gerçekleşti mi? Onları ikinci bölümde değinmeye çalışacağız. Sayın Vekilim, önce bu Cumhur İttifakı'na bir giriş yapalım. Evet. Cumhur İttifakı dediğimiz ittifak neyi ifade ediyor? Ne ittifakı olacak bu? Bu Cumhur İttifakı adından da müsemma anlaşılacağı gibi bu milletin ittifakı. Esasında biz bu milletin iradesiyiz, bu milletin ortak düşüncesiyiz diyen her yapıyı kapsayabilecek bir çatı. Şöyle bir şekillendirebilirim aslında. Eğer evet, çekebilirse arkadaşlarımız. İzliyoruz bizlerden. Böyle örnek yakınlaştırabilirlerse. Bir oy pusulası var. O oy evet, pusulasını gelsin arkadaşlar, yaklaştıralım. Evet. Bunun üzerinden hafifçe anlatırsam. Evet, ekranlarda. Şöyle bakın. Şimdi bunun komisyonu benim komisyonum zaten. Anayasa Komisyonu evet, üyesiyiz. Profesör Doktor Mustafa Şentop komisyon başkanımız. Sonrasında alt komisyon oluşturuldu. Daha ihtisas komisyonu. Bu meselenin özüne yönelik bir günde raporumuzu hazırladık. Komisyonda 11 gün görüşüldü. Devamında genel kurula, genel kurulda da ben sözcülerden bir tanesiydim. Evet, sunumunu yaptınız. Ha, orada bir konuşmamız da oldu. Hem sürece yönelik hem de genel Türkiye değerlendirmesi. Sayın Devlet Bahçeli'nin de orada çok hem iltifatı hem de teveccühü oldu. Başbakanımızın da öyle. Şimdi Cumhur İttifakı dediğimiz mesele böyle bir şey. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sütunu, Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu an ittifak üzere anlaştığımız iki tane olduğu için. Evet. Mesela burada Demokrat Parti bizimle girerse bu ittifakın üçe çıkacak üst orası, başlığı şuraya kadar uzanacak. Büyük Birlik Partisi girerse şuraya kadar uzanacak. İttifak çatısının altına giren her partinin burada ittifak diye baraj sorunu olmayacak. Mesela AK Parti şu an görünen oyumuz hamdolsun %60'lara varan bir oyumuz var. MHP'nin %10'u geçen bir oyu var. Takriben %65-70'lerde bir oy oranından bahsediyoruz. Zaten baraj sorunumuz yok. Büyük bizimle beraber diyelim. Tabii Demokrat Parti'nin mesela evet, %1 oyu var. Bizimle aynı ittifak çatısı altında olduğu için baraj sorunu olmayacak. Kendi listesiyle girdiği için Türkiye barajı olmayacak ama il barajı olacak mesela bu defa. Mesela Urfa'da diyelim ki Demokrat Parti 10 bin oy aldı, AK Parti 600 bin oy aldı. Mevcut durumda ittifakın hepsi 640 bin oy aldı. Bu 640 bin oya göre AK Parti 600 bin oy aldı, MHP 30 bin oy aldı. Büyük Birlik Partisi 5 bin, Demokrat Parti 5 bin. Bu defa 640 bin oyu 4 partinin don sistemine göre bölüyoruz. Bu mevcut durumda tahminim, mesela Urfa'da diyelim ki HDP'de barajı geçmedi diyelim. 14 milletvekilinin bölüşümü nasıl olacak ittifak partilerinde, Cumhur İttifakı'nda? 14 milletvekilinin 14'ünü de mevcut durumda AK Parti alacak. İl barajı olduğu için. Evet. Yani bu noktada ittifakın içerisinde Türkiye geneli %10 barajı olmayacak ama ilde o don sisteminin getirdiği bir yükümlülük var. Mesela evet, bizim seçimimizde de diyelim ki 600 bin seçmen AK Parti'ye verdi. AK Parti'nin payı mevcut durumda 600 bin kadarlık bir pay. MHP'nin payı diyelim ki 30 binlik bir pay. Şeyin payı Büyük Birlik Partisi'ninki 5 binlik bir pay. Ve şunu söyleyeyim, ittifak çatısı altındaki vurulan her seçmen kendi iradesini yansıtan partisine gene vuracak. Ben AK Partiliyim. Ben AK Parti'nin şuradaki evet, şu kısmına, AK Parti olan şuraya, kısmına evet, evet, şuraya basıyorum oyumu, evet oyunu. MHP'ye gönül veren kardeşlerimiz şuraya basıyor. Evet.
veya Büyük Birlik Partisi'ne şey yapan, gönül veren kardeşlerimiz de şu yuvarlağın içerisine oyunu basarak, mesela AK Parti'ye gönül veren şuraya evetini basacak. Gene herkes kendi listesiyle giriyor. Yani beraber karma bir liste oluşturma yok. Her parti kendi listesi altında, ama Cumhur İttifakı altında bizimle beraber ittifaka giren hiçbir partinin baraj sorunu kalmıyor. Türkiye barajında beraberiz, ama il barajında herkes kendi oyunu alacak. Herkes kendi oyundan sorumlu. Yani oyların bölüşümü falan söz konusu değil. Biz 600 bin oy almışsak, son seçim itibariyle 600 bin oy aldık. 600 bin oyumuzu gene alıyoruz biz. MHP alabileceği oyu umut ederim ki çok daha da fazla oy alırlar. 30 bin diyelim. Büyük Birlik Partisi 5 bin. Bu dağılım içerisinde eğer il dağılımında milletvekili düşüyorsa alırlar. Düşmüyorsa almazlar. Almaz. Ve yapı da aynen bu şekilde olacak zaten. Şekil bu şekilde. Oy pusulası o şekilde. Tabii. Bu ittifak çatısı uzadıkça altına girecek partiler de, partilerin sayısı da artabilir. Yine çarşaf liste olacak mı vekilim? O yani tüm partiler, yani orada bir engel yok. Oy pusulası YSK filigranlı pusulalar, seçim güvenliğini sağlamak açısından zaten bu yeni mevcut şeyde yaptığımız 26 maddelik ittifak yasasında eskisi gibi mühürsüz zarflar falan geçersiz sayılmayacak. Çünkü esasa orada bizim, ben bu kanunun gerekçesinde de var. Kanun gerekçesinde amaç seçmenin iradesinin yansıması. Usule boğmamak lazım. Yani zarfta mühür yokmuş. Bu seçmenin iradesine tesirli değil ki. Adamın iradesine, adam AK Parti'ye vereceğim diyor. Vermiş de orada, oyunda kullanmış. Oyunu da kullanmış. Ayrı ayrı partilere de basmamış. AK Partili adam tek olarak AK Parti'ye basmış mesela. İradesini kullanmış. İradesini kullanmış. Bunu şekle boğup toplumun, şimdi milletin iradesi, şahsın iradesi her şeyin üstünde. Milletin iradesi bu. Bu milletin iradesini şekillere boğup zarfın içerisindeki bir mühre kurban edip oyu yok saymak demokratik bir tavır, tarz ve yöntem de değil. Bu açıdan kanuna o maddeyi de koyduk. Taşımalar var. Mesela taşıma sistemiyle. Şimdi PKK HDP'nin silahlı kolu. Adamlar PKK üzerinden insanları tehdit ederek köylerde işte şu kadar oy var, bu oyların hepsini HDP'ye vereceksiniz diyorlardı. Devamında mesela şu var. Bu HDP'nin bazı sandıklarda full çıkan oyların, mesela sandık 300, basılan pusula 500. 200 fark. Adam öyle bir basmış ki yığınla koymuş. Bu durumları gördük biz seçimlerde. Evet, evet. Basına da yansıdı bu. Sosyal medyada da gördük, yaşadık bunları. Bu noktada bunları önlemek adına belli merkezlerde sandık çevresi, tamam mı? Sandık çevresi ve sandık alanı diye bir ayrım vardı. O sandık alanıyla sandık çevresi alan ayrımını ortadan kaldırdık. Taşıma şekliyle mesela bir merkez belirlenecek, seçmen listeleri oluşturulacak. Taşıma yöntemiyle merkezlerde, belli merkezlerde sıkıntı olan sandıklar toplanacak. İnsanları oraya taşıma yoluyla güvenlikli bir şekilde, bu da seçim güvenliğine yönelik en önemli hamledir. Benim hep hayalimdi bu. Seçmenin iradesinin sakatlanmaması silahla, terör örgütleri aracılığıyla, o zaman ben HDP'nin oyunu göreceğim burada. Yani orada görev alanlarda da değişim söz konusu sanki, değil mi? Sandık başta görev alan devlet memurları zorunluluğu mu geldi ona da? Zaten devlet memurluğu var. Yani şunu söyleyeyim. Gene devlet memurlukları vardı. Siyasi partilerin verdikleri listeler vardı. Artık siyasi partiler sandık kurulu başkanı ile bir üye için liste vermeyecekler. Oradaki devlet memurlarından oranın mülki idare amiri bir liste belirleyecek. Orayı onu ilçe seçim kurulu başkanına, yani seçim hakimine verecek. Seçim hakimi kura yoluyla oradaki bir asil başkanı ve onun yanındaki yedek üyeyi kura yöntemiyle seçecek. Daha demokratik bir yöntem. İnsanların vermiş olduğu, ne olduğunu bilmediğimiz adamların listeyle verilmesi söz konusu değil. Devletin güvenlik açısından gene almış olduğu bir önlem bu. Yani sandığın kime teslim edildiği belli, en azından dediğin şekilde. Devletin memuruna teslim ediyorsun. Evet. Yani bundan daha güvenlikli bir sistem var mı? Bir partinin adamın Kandil'den mi gelmiş, terörist midir, militan mıdır? Bilmediğin adamlar yerine devletin bildiğimiz ve hukuktan, ve şu var orada en önemli kriter de, o gelen adamlar üniversite mezunu, büyük ihtimalle memur olmuş, üniversite mezunu, evet, eğitimli adam. Yani cahil adam da değil. Bu noktada bu sistemi, bu işleyişi seçmenin iradesinin sandığa özgürce yansımasına vesile olacak kamu görevlileri bunlar. Bu noktada sıkıntı yok. Burada
önemli olan kısmı ben şöyle özetlemek istiyorum. Varsa eksiğim lütfen tamamlayın sizler de. Bir, %1 de oy olsa Türkiye'de geçmiş seçimlerde ittifaka girdi diye Türkiye barajını geçti. Neye yaradı? Lokal oyları varsa başka şehirlerde belki tabii. X şehrinde bir vekil çıkaracak oyu aldı ama aynen baraja öyle. Takıl diye artık vekil çıkarabilecek. Demokrasi açısından önemli evet. Bir şey bu. Yani bir şehir teveccüh göstermiş oradaki adaya, partiye, ne derseniz oluşuma ama iradesini yansıtamamış. Bakın bu ittifak meselesini biz aslında hukuki bir zemine oturttuk şu an. Eskiden buna ilişkin bir düzenleme yok. Kanuni bir düzenleme yok. İnsanlar gayri ahlaki bir şekilde gizliden mesela Güneş Motel meselesi var hatırlarsanız. Evet, milletvekili evet, kaydırma evet. Meseleler var 77'de. Evet, çok iyi. Bakanlık pazarlıkları falan bunlara hiç gerek kalmıyor. Bunu hukuki bir zeminde, ahlaki bir zeminde yapın. Kendisine evet. Kendisine yakın gördüğü siyasi fraksiyonlarla, siyasi oluşumlarla insanlar bir ittifak oluşturabilir. CHP gidip HDP ile de birleşebilir. Evet. Yani bu noktada zamanında yapıldı bu 91 seçimlerinde. Yapıldı. HEP'li milletvekillerini SHP ile ittifak yaptılar. Belli bölgelerden aday gösterdiler. Onları meclise soktular. Bunu gene yapabilir CHP. Engel yok. Ama onların itirazı bunun nasıl yasal bir zemine, hukuki bir zemine oturtulduğuna dair herhalde. Ama biz burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Anayasasında hukuk devleti olduğu açıkça yazan bir devlet. Her işimizi hukuka uygun yapmak zorundayız. Biz burada da bu sistemi hukuka uygun bir zemine oturttuk. İtiraz olması önemli değil. Hukuka uygun bir çalışma, hukuka uygun bir müdahale seçmenin lehine ve seçmenin seçim güvenliği açısından yapılması gereken, beklenen bir değişiklikti bu. Bir de bir maddede seçme ve seçilme ile ilgili bir aftan bahsediliyor. Bir af mı söz konusu hayır. Orada? Af değil. 18 yaşına indirdik. 18 yaşına in. Eskiden ya seçim yasaklardan bahsediliyordu. Yasakların değiştiğinden bahsediliyordu. Bu bahsettiğiniz yasaklar bu bahsettiğiniz acaba hukuki zeminde taşınan yani bir araya geliyorlardı bunlar ama hukuki zeminde bir araya gelemiyorlardı. Tabii bu işte bu. Şimdi söylediğim, o duruma gelmiş şimdi hukuki oldu. Zemine seçme seçilme eskiden seçme yaşı 18, seçilme yaşı 25'ti. AK Parti gençliğine güvenen AK Parti bu ülkenin genç insanının devletin karar alma mekanizmasında yer alması gerektiğine inanan AK Parti seçilme yaşını 18'e indirerek aslında dünyada örneğine az rastlanacak gençliğine güvenen bir tavırla artık sen benim gencim, bu ülkemin genci, belediye başkanı olabileceksin, belediye meclis üyesi olabileceksin, muhtar olabileceksin gibi bir tavırla tekrardan bunu yasal bir zemine oturtmuş oldu. Bu Cumhur İttifakı şu an çok güçlü bir şekilde AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi arasında görüşülüyor ve yürüyor. Bir karşı blokta bir ittifak en azından sesli bir şekilde dile getiriliyor. Belki alttan bir şekilde var, gibi bir araya geliyorlar da. Peki bu var olan Cumhur İttifakı'na eklemeler biraz aslında tüyoyu da verdiniz olabilir. Şu gelebilir, büyür, şu gelebilir. Biz, yani bitmiş değil. İttifak süreci daha başlamış da değil daha doğrusu. Biz bu Cumhur'un, bu milletin ittifakında milletin adına biz en güzeli yaparız diyen ve bunu da zamanında yaptıklarıyla ispat etmiş bu ittifaka dünyaya karşı birliğin beraberliğin sembolü olarak Cumhur'un manasını biliyorsunuz. Evet. Cumhur bu millet demek. Millet. Bu milletin ittifakına ben de varım kardeşim, ben de sizinleyim. Bu millet için bu ittifakın çatısı altında ben de yer alacağım ve devletimin, milletimin, hükümetimin karar alma mekanizmasında ben de bulunacağım diyen herkes bu ittifaka gelebilir. Herkesi de burada bu milletin gönlü demek. Bu milletin gönlü geniş. Bu gönülde milliyim diyen Cumhur'un ittifakında... Ben de onu soracaktım. Herkes gelemez herhalde değil mi? Bu ittifak herkes gelip dahil olamaz. Herkesten kası şöyle. Bu ittifaka kendini yakın hissetmeyen, bu millete yakın hissetmeyen ne işi var gelmez. İttifakın içerisinde? Ama bu milletten olan herkes burada dahil kendine olabilir. Güzel bir yer bulabilir diyorum. Ben bu ittifaktan öncesine göz attım sayın vekilim nasıl bir süreçten geçtik diye. Sanki Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bugüne 3 ayrı ciddi merhaleden geçmiş. Birinci merhalemiz tek partili dönem. Bir süre sonra çok partili sürece dönüşüyor. Ve bu üçüncü dönem ittifaklar dönemi. Türkiye'de çok partili sistemler yavaş yavaş bir şekilde yok olmaya başlayacak. Daha merkezi, daha böyle halka inebilen, millete inebilen oluşumlar bir araya gelecek. Ve iki oluşum söz konusu olacak. Bir iktidar olacak, bir de muhalefet olacak. Bu tespitime evet. Katılıyor musunuz? Üçüncü merhale mi oldu bu bunu şu şöyle, an? Biz tabii biz bunu olağan akışına bırakıyoruz. Doğal akışına. Yani toplum eğer öyle bir sağ, sol, merkez oluşumlar olarak bir
alana kanalize olacaksa buna bizim bir beyanda bulunmamız uygun değil. Toplum, milletimiz neyi istiyorsa o ittifaklara doğru yol alacak bu şekilde. Tabii bu tarz ittifaklar ona yol açar. Yani evet. Buna sebebiyet verir ama olumlu bir sebebiyet bu. Şunu söyleyeyim. 7 Haziran'da ne yaşandığını çok iyi gördük. Hafif bir böyle koalisyon görüntüsü ya, yetti de. Emin olun, emin olun ne ekonomi bıraktı, ne siyaset bıraktı. Terör örgütlerinin böyle ağzı sulanarak kan kokan o ağızları bizi her taraftan, Ceylanpınar'da iki polisimizi şehit eden o teröristler 7 Haziran'dan sonra şehit ettiler. Evet. 20 Temmuz'da PKK sözde ateşkes varmış da bundan sonra ateşkesi tek taraflı feshediyoruz. Bundan sonra ateşkes yok, barajları devletin adına ne varsa bombalıyoruz diyen kaos ortamını. Suruç'ta bomba patlattı bunlar, bomba. Hemen koalisyon söylentisinin olduğu dönemlerde biz bunları yaşadık. Kargaşa. Onun için şunu söyleyeyim. Bu milletin hiç önemli değil. AK Parti biz, şu an milletin teveccühü bizden yana. Bu milletin menfaatini düşünen hangi oluşum, ama millet istesin bunu. Başkaları sosyal mühendislik yaparak veya Batı veya başkası kendilerine uygun birilerini kanalize ederek olmasın. Milletin istediği ittifak olsun, milletin istediği yönetim olsun, kim gelirse gelsin. Diyorum ya, iyi olan kazansın. Bu milletten yana olan kazansın. Bu milleti düşünen, bu millet için gamlanan, bu millet için ahlanan, bu millet için o derdi kendi içinde hisseden kimse o kazansın diyorum. Millet 16 senedir benim için dertlenen AK Parti'dir diyor. Ben AK Parti'ye veriyorum diyor. Bizi de güçlendiren kısmı o zaten. Milletten birileriyiz biz. Evet. Yani biz milletin bizzat kendisiyiz. Milletten kopuk değiliz. Bu açıdan milletimizin de teveccühü hep AK Parti oldu. Bu noktada eğer milletimiz yok işte AK Parti misyonunu yitirdi, şu adam olur diyorsa dahi biz saygı duyarız buna. Ama mevcut durum, mevcut şartlar bunu hiç öyle göstermiyor. Allah'ın izniyle AK Parti'nin daha nice 16 yılları olacak ve bu milleti hakikaten 16 senede ne aşamalara getirtip yükselttiysek her manada, iktisadi, mali, sosyal, siyasi ve sayabileceğim daha bir sürü konuda yükselttiysek, terakki ettirdiysek bunu yapmaya devam edeceğiz. Bir de ben şöyle bir kazanda bulundu millet diye düşünüyorum. %50+1 olmak zorunda bundan sonra hedef. %50+1'in altı bir işe yaramıyor. Bu da marjinal grupları yok edici bir sistem olacak sanki. Yani kimse artık %15 benden, %20 senden koalisyon yapalım. Öyle bir durum söz konusu değil. %50+1 alan Türkiye yönetecek. %0.5, %1'e hükmeden o marjinal grupların da çok böyle seslerinin çıkması da engellenmiş olacak. Bu da ayrı bir kazanım. Yeni sistemle öyle görüyorum en azından. Evet, şöyle orada dedim ya, şurada bu pusulada, buradaki pusulada şu var. Bu milletvekillerinin seçileceği listenin bulunduğu pusula. Bir de Cumhurbaşkanı'nın ayrı. Bunu niye ayrı yaptık biz? Çünkü hukuk devletinin, anayasal devletin 3 tane erki vardır. Yasama, yürütme ve yargı. Meclisin, milletvekillerinin olduğu liste yasama. Cumhurbaşkanı'nın olduğu liste yürütme. Zaten çünkü milletvekillerinden artık bakanlar kurulu oluşturulması falan söz konusu değil. Bakanlar kurulu kendisi, Cumhurbaşkanı kendisi oluşturacağı için yürütmeyi kendisi seçiyor. Ama kolaylık nasıl sağladık bu insanımıza? Yasamanın olduğu listeye oyunu verecek, evet oyunu basacak. Cumhurbaşkanı'na da Recep Tayyip Erdoğan evet diyecek, iki pusulayı da tek zarfa koyacak. Evet. Yani böyle de bir kolaylığı var bu sistemin. Bir de o genel kurul konuşmanızda bu ittifak zaten vardı dediniz. Bu pratikte var olan ittifakı biz biraz daha ahlaki zeminde yürümüyordu dedim. Yani vardı, ahlaki zeminde yürümüyordu. Yasallaştırdık. O anlama mı geliyor tabii, yani? O aşamaya getir. Yani bundan daha güzel bir şey olamaz. Bence bunu sadece AK Parti MHP'ye söylemediniz ama biraz da CHP ile HDP'ye gönderme yaptınız. Yani zaten bir aradasınız siz. Tabii. Gelin bunu alenileştirin. Yani tabii. Kaçak görüşmenin ne anlamı var? İşte CHP'nin grup başkan vekili dedi ki biz şey yapıyoruz. Bu gelin bu ittifak şey bu barajı %40 yapalım. %40 barajı dünyanın hiçbir yerine yok. Tabii %40 barajı olması bizim aleyhimize hiçbir şey getirmiyor. Ben dedim ki yapalım da sizin aldığınız o %23-24 bence iyi bir fikir dedim. Barajın altında kalın da bu millet artık sizden kurtulsun dedim. Yani bu boyunduruktan kurtulsun diye. Ne alakası var diye böyle bir itiraz etti. Aslında o da düşünerek söylemedi onu ama
%23 oyu olan bir parti %40 baraj istiyor. %40 baraj istiyor. Demokraside %40 diye bir baraj yok ama makulü dünya uygulamalarında, ben bunu inceledim, gördüm, araştırdım. Dünya uygulamalarında makul baraj %10. Evet. Adalet açısından ve istikrar açısından. Kaldı değil mi? Değişen bir şey yok orada. Yok, %10 barajı devam. Evet, %10 barajı devam. Yani o ittifak, biz AK Parti ve MHP çok göz önünde görüşmeler yapıyoruz, bir aradayız ve biz halkımıza beraber olduğumuzu anlattık. Biz zaten bunu yapıyoruz ve yasal zemine dönüştürdük dediniz. Biraz da diğer tarafa varın, siz de yapacağınız ittifakları gün yüzüne çıkarın, kimle berabersiniz onu gösterin mi dediniz aslında? Onu diyoruz, aynen onu söylüyoruz. Evet. Peki bu bir çok da aslında yakında kamuoyuna düşecek bir konudur bu. Bu bahsettiğiniz Cumhur İttifakı'nı ve parti politikalarını Türkiye'ye anlatmak için Sayın Cumhurbaşkanımız özel bir ekip oluşturdu. Belki ilk kez izleyiciler sizden duyacak bu ekibi. 38 kişilik bir ekip seçildi. Niye sizden duyacak onu da söyleyeyim. Bu ekip içerisinde siz varsınız sadece Urfa'dan. Yanlışsam düzeltin lütfen. Evet, şöyle. Şöyle bir ekip bu. Sadece ittifakla ilgili değil. Tüm politikalar, tüm parti politikalarımız, evet. Yani mesela eski gazeteci Mehmet Metiner var. Mardin milletvekilimiz, hem yazar hem uzman hem siyasetçi Orhan Miroğlu gibi, evet, önemli isimlerin arasında hamdolsun biz de yer bulduk. Bu noktada siyasetimizi, parti siyasetini anlatmak babında Cumhurbaşkanımızın böyle bir takdiri ve tensibi oldu. Ulusal kanallarda, uluslararası kanallara 38 ekip kimlerden oluşmuş durumda? Yani şimdi isimleri tam isim olarak değil, yani gazeteci işte, akademisyen, düşünür, siyasetçi. Düşünür, tabii. Siyasetçi, işlerindeki en genç üye benim, hamdolsun. Evet. O noktada da öyle bir tensibi oldu Sayın Cumhurbaşkanımızın. Parti politikalarımızı artık zaten ne son dönemde ekip, son dönemde de zaten özellikle bu terör meselesiyle alakalı anlatmak adına Afrin'de de operasyonu, diğer bölgedeki operasyonları ulusal kanallarda da yine Cumhurbaşkanımızın tensibiyle biz anlattık hamdolsun. Bir alan yok mu yani? Bu konuda uzman değil bu ekip. Her alanda parti politikaları, tabii, ülkenin gündemdeki konuları. Mesela. Evet. Mesela şeker fabrikalarıyla alakalı, tarımla alakalı arkadaş var diyelim, o anlatacak. Hukuki olan alanlarda biz, bazen basınla alakalı olan alanlarda biz diyelim mesela. Böyle bir ayrım, evet, olacak. İki haftada bir toplantı yapacağız bu şekilde genel merkezde. Süreç belli mi bununla ilgili bir süreç? Yani hemen sahaya indiniz mi ekiple? Tabii. Zaten biz hep sahadayız. Biz, evet, AK Parti'yiz. Bu ekiple tabii. Yani sizin sahada olduğunuz net, gerek Urfa içi gerek Urfa dışı. Bu bahsettiğiniz parti politikaları anlatmakla ilgili ekip çalışmaya başladı mı? Onu ben tabii, aslında. Tabii başladı. Başladı. Tabii. Süreci var mı? Bunun sonuna kadar gidecek mi? Belli bir takvim yok. Bu devam. Devam. Tabii. Evet. Evet. Bu seçim ittifakının bir algı var ya, onu da özellikle ben söylemenizi istiyorum. Seçim ittifakının bazı bölgelerde AK Parti oy kaybettirebilir konusu konuşuluyor. Bunun böyle olmadığını defalarca söylediniz. Bu dezenformasyonu yapmanın mantığı, amacı ne? Niye böyle bir şeye girerler? Yani Türkiye'de her şehirden vekil çıkaran, her şehre hitap eden bir partiye niye böyle bir şey söylenir? Şimdi şöyle, tabii şu var. Aman AK Parti kaybolsun da AK Parti oy kaybetsin de AK Parti kazanamasın da ne olursa olsun. Türkiye ne olursa olsun bu anlama mı geliyor Türkiye yani? Türkiye batsın, yansın, kırılsın, insanımız ölsün, Allah korusun. Bu ülke yıkılsın ama AK Parti iktidar olmasın diye bir zihniyete bu soruyu sormanın bir ehemmiyeti de yok. Bir önemi de yok kanaatimce. Ama şunu söyleyeyim, biz Türkiye Cumhuriyeti Allah'ın izniyle ilelebet olacak. Bu doğru yolda ilerlemeye devam edecek. Dünyadaki siyaseti yönlendirebilecek tarihinde olan güce tekrardan kavuşacak ve bunu bizim elimizle yapacak inşallah diyorum. Şu an zaten konjonktüre baktığımızda Türkiye'de mevcut siyasi partiler içerisinde mecliste gerek ana muhalefet gerek muhalefet Türkiye'nin tamamına kucak açan, tamamını kucaklayabilen, en doğudan en batıya her şehirde ciddi bir kitlesi olan bir partiden bahsediyoruz. Bu partinin ittifak yapma ihtiyacının olmadığını da son seçimlerde zaten biz de gördük, biliyoruz. Bunun tek amacının milli duran partilerde, milli tabii, duruşu olan partilerde Türkiye'yi çok daha ileriye... Biz dünyaya mesaj verdik. Evet. Bunu bir kere şimdi seçim aritmetiğinin ötesinde, 3 aşağı 5 yukarı şu kadar oy alınırın ötesinde esas okunması gereken bir mesaj var. Biz burada bu ülkenin birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını
güçlü yürüyüşünü temsil eden güçler olarak ittifakımızı yaptık. Bu milletin ittifakıdır diye tüm dünyaya mesaj verdik. Tüm dünya bu ittifaktan rahatsız. Tüm dünyadan kastım bizimle ilgili suyu niyeti olan. Evet. Haçlısı Siyonisti, başkası öbürü. Almanya'sı Fransa'sı. Afrin'de tünel kazanı. Afrin'de tünele mühendislik yapanı. Afrin'deki tünelin çimentosunu vereni. Amerikan silahını oraya vereni. Elemanını oraya gönderip bizimle savaştıranlara diyorum bunu. Adamların suyu niyeti var bizimle ilgili. Kötü düşünceleri var. Bu kötü düşüncelerinin semerelerini alamamak bunları hakikaten çıldırttı. Afrin'de bugün 55. günümüz yanlış değilsem 55 günde hamdolsun. Evet. Türkiye burada ilk başta ilk bir haftada boğulacak diyenleri hamdolsun orada Rabbim boğulduklarını gördük. Biz orada onları gömdük Allah'ın izniyle. O terör güçlerini, o ahlaksız güruhu bu milleti kastetmiş, bu milleti Kürt, Türk, Arap diye ayırmayan, onları sırf Müslüman diye katleden o terörist, o Haçlı'nın, Siyonist'in uşaklarını orada gömdük. Dünyaya da mesaj verdik. Afrin bitti, bitecek Allah'ın izniyle. Sıra Münbiç'te Allah'ın izniyle. Devamında Münbiç'te öyle pazarlık falan yok. Biz ve şunu söyleyeyim. Biz orada bunları yaparken Suriyeli buraya gelen insanları, yurdundan kovulan insanları tekrardan oraya alıp insani yaşam şartlarını oluşturarak oraya yerleştiriyoruz. Afrin temizlenir temizlenmez. Oranın gerçek sahiplerine orayı ikamet ettireceğiz. Orada daha önce yaşayan Kürt'ü, orada daha önce yaşayan Arap'ı, orada daha önce yaşayan Türkmen'i yerleştireceğiz Allah'ın izniyle. Bizim işgal gibi bir niyetimiz hiç olmadı, olmayacaktı. Tarihimizde böyle bir durumumuz yok bizim. Sonra Münbiç'i alacağız Allah'ın izniyle. Sonra Tel Aviv'i alacağız Allah'ın izniyle. Sonrasında Rasul Ayn'ı alacağız Allah'ın izniyle. Ve devamında Irak'taki terör odaklarını da yok edip güvenli sınırlara sahip büyük ve güçlü Türkiye'yi kimsenin durduramayacağına hem biz hem de tarih şahit olacak inşallah. Evet. Bu büyük ve güçlü Türkiye'yi oluştururken bir de yine son süreçte güçlü bir Urfa ile ilgili işte Cumhurbaşkanımızın Urfa'ya gelişi söz konusuydu. Yapılan bir ilk kongre söz konusuydu. Urfa'nın da o güçlü Türkiye'nin varlığı içerisinde güçlü bir ekiple yola çıktığını görebiliyoruz. Bu birlikleri halkın içinde hissedebiliyor musunuz? Siz evet. Dolaşıyorsunuz çünkü. Evet, evet. Bugün de tüm gün yine halkın içerisindeydiniz. İttifaka destekleri var. Var tabii. Bu anlamda ittifakın daha da büyümesi yönünde belki talepler var. Bir iki parti var görüştüğünüz. Onların da gelmesi noktasında. O konuda var mı söyleyecek sözünüz? Bir sıkıntı yok onu söyleyeyim. Özellikle sanki Saadet'in katılması yönünde de bir baskı var halkın şimdi, içerisinde. Şimdi Saadet Partisi esasında bir siyasi parti. Kendi politikası, hedefleri var. Bu hedefleri bu milletle birleştirmesine yönelik temennimiz olur, talebimiz de olur. Bu milletin de talebi olur. Bu milletin iradesiyle örtüştür deriz. Takdir onların. Onların. Bir başka bir siyasi parti bu konuda benim görüşle beyan etmem uygun değil. Evet. Ama bu millet ister. İster bu. Yani o beraber düşündükleri kişiler bir yerde görmek istiyor ya millet. Sanki evet. Onlar da ona direnç gösteremeyecekler anlamında söylüyorum. Millet isterse. Bu milletin temennisi o. Yani evet. Saadet'in de bu milletin ittifakına dahil olması. Tabii takdir sayın genel başkanlarının, takdir parti yöneticilerinin evet. Orada bizim görüş bildirmemiz uygun olmayabilir. Evet sayın vekilim ittifakla ilgili bence bütün detayları masaya yatırdık. Bunun dünyaya bir mesaj olduğunu özellikle altını çizdiniz. Bu sadece Türkiye'de yapılan bir seçim birlikteliği değil. Dünya görsün Türkiye bir olumsuz bir durum oluştuğunda bir araya gelebiliyor siyasi partiler. Milli düşünen insanlar bir araya gelebiliyor ve bu insanlar çok da siyasi beklentisine girmeden ülkenin menfaatlerini ön plana tutup bir araya gelebiliyor. Bunu gördük. İttifakta bence boşa düşen bir şey kalmadı. İkinci bölümde sonuna geldik. Üçüncü bölümde biraz daha hem Türkiye gündemini hem Şanlıurfa gündemini konuşalım. Değerli izleyiciler, Cumhur İttifakı'nı konuştuk ikinci bölümde. Konuğumuz AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyon üyesi. Aynı zamanda Cumhur İttifakı çalışma ekibinde efor harcayan, çaba sarf eden Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Kemalettin Yılmaz Tekin. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Değerli panorama izleyicileri, programımız devam ediyor. Üçüncü bölümdeyiz. Konuğumuz Şanlıurfa Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi ve Cumhur İttifakı çalışma ekibinde yer alan, mecliste sunumunu yapan Şanlıurfa Milletvekilimiz Sayın Kemalettin Yılmaz Tekin. Birinci bölümde dünyayı ve Türkiye'nin güneyini konuştuk. İkinci bölümde
sıkça bu ara gündemde olan Cumhur İttifakı'nı konuştuk. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. Biraz müjde bölümü olacak. Yerelle, ulusalla ilgili, Türkiye genelini ilgilendiren, Şanlıurfa'yı ilgilendiren yatırımlarla ilgili konuşacağız. Ben hemen ilk sorumu sormak istiyorum Sayın Vekilime. Çok sıcak, yani nasıl çok sıcak? Bir günlük geçmişi yok bu bilginin. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sayın Jülde Hanım'la bir görüşme yaptınız. Bu bizim geçici barınma merkezlerinde, yani çadır kentlerde çalışan kardeşlerimizle ilgili bir gelişme var onlarla ilgili. Bir müjde var sanki kadroya alma ile ilgili. Var. Bunu çok sıcak hemen sizden duymak istiyoruz. Nasıl bir müjde? Zaten temas halindeydik Sayın Bakanımızla, Jülide Hanım'la. Benim şahsi diyalogumun da güçlü olduğu, çok kıymet verdiğim, diyalogumun eski yıllara dayandığı çok kıymetli bir bakanım. Onunla istişare halindeydik. Dün itibariyle görüştük. Aslında açıklasam mı, böyle resmi olarak yazışmalar yapılsın ondan sonra diye dedik. İnşallah yani mevcut durum itibariyle bir terslik olmazsa kamp çalışanları, yani çadır kentteki kardeşlerimizin kadroya geçirmesine yönelik bir çalışma başlatıldı. Ve inşallah olumlu bir şekilde sonuçlanacak diyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Emekleri vardı. Evet. Beni sürekli bilgi böyle... Bilgi sahibi oldular en azından şu an. Şöyle, mesela beni hep aradılar, çok mesaj çektiler. 1,5 aydan beri Ankara'ya kadar geldiler, çeşitli görüşmeler yaptılar. Sürekli şu sözü ağzımdan almaya çalıştılar ama ben de şu huydayım, netleşmeden insanların umuduna, ümit etmesine vesile olacak ama daha sonra hayal kırıklığına sebebiyet verecek bir durumu paylaşmak istemedim. Dün hamdolsun kesinleşmeye yakın bir ifadeyle konuştuk Sayın Bakanım'la. O da inşallah kadro verileceğini söyledi. Evet. Çadır kentte çalışanlarla ilgili çalışma olacak değil mi Sayın Vekili? Tabii. Orada onlar dahil edilir mi edilmez mi diye böyle bir tereddüde düşüldü. O kardeşlerimiz de emek sahipleri. Bu noktada ben çok yoğun bir temas diyaloğu süreci yaşadım. Kardeşlerimizin mağdur olmaması için defalarca, belki 15-20 defa bu noktada Sayın Başbakanımıza, yeri geldi Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bakanımıza da onlarca defa bu hususu muhakkak surette çözmek lazım. Vermişken bu insanlara da vermek lazım diye. İnşallah, yani daha açıklamalarını onlar yapacaklar ama evet, böyle bu noktada bir çalışma olduğunu en azından bir müjdeye yakın. Tabii inşallah aksi olmaz. Evet. Mevcut durumda böyle olumlu bir durum var diyelim. İnşallah. Bir de dün çok kısa değindiniz ama dün Urfa'da bir Abdülhamit Han'ın vefatının 100. yıl dönümü münasebetiyle misafirleriniz vardı, Urfa'ya davet ettiniz. Payitaht dizisinin oyuncularını ve yine Osmanlı Hanedanı'ndan, aileden Abdülhamit Han'ın torunu muydu bir konukta? Evet, Orhan Osmanoğlu. Evet, Orhan Osmanoğlu. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı o anlamda size destek olması babında. Evet. Bu dünkü etkinliğinizi çok sıcak. Yine CNN Türk şöyle manşete taşımış. Bizim Urfa adına da ciddi bir aslında bir kazanım oldu gündeme gelmesi adına. Bir de bizim vekilimizin bu şekilde gündem olmasa bize de ayrıca bir onur. Ben aynen okumak istiyorum. Şanlıurfa'da... Onlar aslında olumsuz haber yapmışlar. Eleştirir tarzda. Ben okudum o haberi. Öyle mi? Tabii. Benim okuduğum kısım... Yok. Onlar bizim lehimize haber yapmaz. Öyle mi? Nerede bunların bir gediği açığı falan filan var da o haberi yapayım diye. Onun aynı şeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın mahdumu oğlu Bilal Erdoğan ağabeyim, o da aynısını söylemiş. Abdülhamid'i yediniz, Recep Tayyip Erdoğan'a yedirmeyeceğiz demiş. Beni de eleştirmiş. Öyle mi? Bakın tabii, şöyle yazmış. AK Parti Milletvekili Kemalettin Masakin, dün Abdülhamid Han'a nasıl iftira atıyor ve saldırıyorlarsa bugün de aynı kampanya ve kumpasları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için yürütüyorlar. Dün de vatan hainliğiydi, bugün de katkısı vatan hainliğidir diye manşet atmış. Evet. Alt haberinde kıyaslamalar yapılıyor o zaman. Evet. Diğerleri de aynısını söylemişti. Benim konuşmamı direkt yansıtmış. Aynen aynen almış, birebir vermiş. Evet. Şunu söylüyor, işte Cumhurbaşkanımızı sözde padişahlıkla denk tutuyoruz falan. Bu tarz haberlerden onlara ekmek çıkmaz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir cumhuriyettir. Bizim böyle padişahlığa dönmek gibi bir özlemimiz, bir durumumuz söz konusu değil. Sultan Abdülhamid Han yaşadığı dönemde bizim padişahımızdı. Bu milletin, bu ümmet coğrafyasının halifesi ve padişahıydı. Benim, dedim ya, hikayesini okuduğumda, onunla ilgili kitap okuduğumda şurada boğazımın düğümlendiğini hissettiğim bir padişah
benim sultanım, Sultan Abdülhamit Han. Çok sevdiğim, yıllarca bize anlatmadılar, yıllarca bizden esirgediler. Tabii bize Kızıl Sultan, Kızıl Sultan diye evet. tanıtıp ecdadımıza küfür ettirilen adam işte bu. Evet. Ama bu adam nasıl bir adam? Devletin tek bir kağıdının üzerine adetsiz imza atmayan, mühür basmayan, bir farz vaktini de namaz vaktini dahi kaçırmayan, hem Batı medeniyetini yakından tanıyan, hem de Medine-i Münevvere'de demir yolunu yaptırdığında keşe döşetip Efendimizin ruhaniyetinin rahatsız olmaması adına keşe döşeten, o kadar hassas düşünceli bir halifeden ve bir hükümdardan, evrensel imparatordan bahsediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan onun bugünkü yansımasıdır diyelim. Recep Tayyip Erdoğan onun taşıdığı misyonu, görevi bugün yerine getiren büyük bir liderdir. Benim liderimdir Recep Tayyip Erdoğan. O gün nasıl ben yoksam ve Recep Sultan Abdülhamit Han'a saldırılmasını, onu ona eziyet edilmesini duyduğumda hissettiğim o boğazda düğümlenme duygusunu hissetmek istemiyorsam, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün canımızı Allah'ın izniyle bu millet için Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında feda etmeye hazır bir nefer olduğumuzu da bilmeleri lazım. Ya burada habere çekerken aslında eleştiriler bazda, bakın işte Recep Tayyip Erdoğan'ı padişahlaştırıyorlar demek için. Ona vurgu yapmaya çalışıyor kendince. Bilal Erdoğan Bey'i haberleştiriyor. Beni haberleştirmiş. Şevki Yılmaz Bey'i, üçümüzü. Zaten evet. haberleştirmiş. İşte bunlar, bakın Recep Tayyip Erdoğan'a padişah diyorlar. Bu makam yakıştırıyorlar demeye yakıştırıyorlar. Tabii ki bahsettiğiniz Abdülhamit Han Osmanlı'nın en çalkantılı zamanlarında Osmanlı'yı ayakta tutabilmiş. Abdülhamit Han diyor ki, evladım diyor mabeynine, özel kalemine, şimdiki tabiriyle, ben diyor baharda gelmedim diyor, ben kışta geldim diyor. Keşke baharda gelseydim diyor. Osmanlı'nın evet. yaşadığı o çalkantılı ve çöküş dönemine geçtiği bir dönemde, uçağın nasıl şeye gömüleceği bir dönemde, çakılacağı dönemde tekrardan sat rayına koyarak devlet 33 sene, 33 sene adaletle, hakkaniyetle ve çeşitli yatırımlar yaparak milletin terakkisi için, milletin ilerlemesi için çeşitli yatırımlar yaparak bugünlere getirmiş, devletin ömrünü 33 sene uzatmış. O açıdan Batılıların nefretle kin kustuğu büyük bir lider. Onlar için Kızıl Sultan ama benim için Ulu Hakan, Sultan Abdülhamit Han. El Muzaffer daima inşallah diyoruz. Evet, biz hep Ulu Hakan diye bildik ama dedim ya, çok bize anlatmadılar. Kendi çabamızla genç yıllarımızda tanıdık. Şimdi neslin hepsi tanıyor, ne mutlu bizlere. Tabii sorular da var Sayın Vekilim. Hep daldınız diyor, Türkiye'nin dünyanın Türkiye bakışına, Türkiye'nin dünya bakışına daldınız. Urfa'dan da biraz konuşalım diye soruyorlar. Ben o sorulara geçmeden bir hal ucu Halfeti'de, bir ucu Viranşehir'de, ben Halfeti'ye de çok gittiğinizi görüyorum, biliyorum. Diğer ilçelere gittiğinizi biliyorum. Bir taraf Siverek'ten ta diğer taraf işte Suruç'a, Akçakal, Harran'a kadar. Urfa'nın sorunlarını biliyorsunuz. Nedir en büyük sorunu Urfa'nın? Evet. Sizin ne diye sizi tutuyor vatandaş yolda, ya da ne diye sizi arıyorlar? En önemli gördüğünüz sorunu ne? Ki diğer sorunlara ben tek tek girmeye başlıyorum. Şimdi belediyelerin yapması gereken altyapı ya ilişkin ufak tefek sorunlar oluyor. Kırsalda ama belediyelerimiz mı? Tabii kırsalda. Ama ben şunu gördüm. İşsizlik evet. bir sorun. Bunun aşılmasına yönelik, tabii bunu geçici tedbirlerle değil, kalıcı çözümlerle. Bana derseniz ki Urfa'da senin çözmen gereken en büyük sorun ne ve kendine dert edindiğin evet. sorun ne? Benim için dert edindiğim sorun işsizlik sorunu. Aslında soru bu. Evet. Neyi yaparsanız mutlu olursun diye soracaktım. Tabii, o. Bu. Ben temennim ve duam ve hedefim Allah'ın izniyle bu ülkeye, bu memlekete yatırım çekmek. Zengin adamı getirip burada vatandaşıma istihdam yaratacak bir alan oluşturmak. Bu noktada milletimiz, Urfa halkı bunun daha da fazlasına layık. Yani mesela buna ilişkin şöyle söyleyeyim. Şu an bir bisiklet ya da tekstile yönelik bir çalışma. Benim Ankara'da, İstanbul'da görüştüğüm zengin iş adamlarıyla ricam şuydu. Gelip Urfa'da özellikle bu son dönemdeki yatırıma, teşvike ilişkin şeylerden de faydalanarak Urfa'da bisiklet fabrikası, pamuğu alıp çırçır, çırçırdan sonra iplik, iplikten sonra tekstil, tekstilden sonra boyama, bu tarz bir kompleks
oluşturmaya yönelik birkaç görüşme yaptım. Bununla bir nebze de olsa en azından bu işsizliği önlemeye yönelik bir çaba olacağı kanaatindeyim. İşsizliği çözersek Allah'ın izniyle Urfa'da ve zaten Türkiye genelinde de durum İşsizlik eski durumlara göre gayet değil, iyi. Urfa'da biraz genç nüfusun fazla olmasından kaynaklanan nüfus yaş ortalamamız 19.2. Türkiye'nin en genç şehri. En genç nüfusu. Evet. Bu noktada da ben kardeşlerime de şunu söylüyorum bakın. Üniversite mezunu kardeşlerim beni arıyor. Abi işte hastanede alım var. Bizi şuraya yerleştirebilir misiniz? Veya şunu yapabilir miyiz? Hastanede alacakları asgari ücret. Evet. Diyorum ki bakın kardeşlerim. Siz üniversite mezunusunuz. 4 yıllık 2 yıllık. Çeşitli üniversitelerden mezun adamlar KPSS'ye girin, tamam mı? Bu noktada layıkınız olanı, hakkınız olanı 1,5 milyar maaş alacağına kalifiye bir eleman olarak 5-6 milyar ve devletin kadrolarında Urfa'yı temsil eden bürokratlar olarak yer alın. Yani bu noktada kardeşlerimin hedeflerini düşük koymamasını, bir özgüvenle bir Urfalıyı bir bürokrat olarak, bir Urfalıyı üst düzey teknokrat olarak temsil etmenin çabası içerisinde olsunlar. KPSS'ye hazırlandım, düşük not aldım. Hiç önemli değil. İkinci sene hazırlan. Evet. 70 alma, 90 al ve Allah'ın izniyle bir yere yerleş. O noktada biz ufuk belirleme, yol çizme, rota çizme noktasında bu kardeşlerimize yön belirleme noktasında yardımcı olacağız. Ama diğer kalifiye olamayan ve okul okumamıştır, lise mezunudur, ortaokul mezunudur, ilkokul mezunudur olan kardeşlerimize istihdam alanı yaratmak babında çabalarımız var. Parti olarak çabalarımız var. Her milletvekili arkadaşımın çeşitli zengin iş adamlarıyla görüşüp irtibatı olan, gelin Urfa'da yatırım yapan, tabii yatırım çekme yönünde hepsinin de uğraştığına ben şahidim. Bu noktada böyle bir çalışmamız var. Tabii bu işsizlikle ilgili Urfa'nın en büyük handikapı dedik ya biraz önce, Türkiye'nin en genç nüfusa sahip olmasından kaynaklı sıkıntı var. Türkiye'de her ne kadar o çıta aşağıysa da Urfa'da maalesef aşağı inemiyor. Şöyle bir talebimiz olsun sizinle o zaman. Madem mecliste en fazla söz alan, konuşan vekilimiz sizsiniz genel kurulda. Urfa'nın özellikle işsizliğiyle ilgili bir metin, bir konuşma kayıtlara geçerse ve 6. Teşvik Bölgesi'nde biliyorsunuz son zamanlarda iş adamlarının en büyük sıkıntısı o. Yeni iller eklendi. Karadeniz'de iller eklendi. Doğu'da, Ege'de, Trakya'da minik minik iller eklendi. İşte İç Anadolu'da iller eklendi. Derler ki iş adamları, bir Bartın varsa yakınında Urfa'ya gelmez. Bir Kilis varsa yakınında Urfa'ya gelmez. Ya da doğuda başka bir şehir varsa doğudaki yatırımcı gelmez. Buna ilişkin ASKOM Başkanımız Orhan Bey. Evet, Orhan Bey ile sürekli bu konuyu görüşüyoruz. O da çok ilgili, alakalı. Sağ olsun, çok alakalı. Bu noktada bana da diğer milletvekillerimize de ilgili notları iletti. Bazı şehirlerin bu 6. teşvik bölgesine alınmasının bize olumsuz yansımalarına yönelik çok da güzel bir rapor hazırlamıştı. Evet. Ben bunu Kalkınma Bakanı ile de paylaştım. Sayın Başbakanımızla da paylaştım. Sayın Kalkınma Bakanımız bu noktada, eski Kalkınma Bakanımız ve benim de genel merkezde başkanım olan Cevdet Yılmaz Bey, Doğu ve Güneydoğu hassasiyeti de ön planda olan, bu bölgelere yatırım yapılmasını has safhada düşünen bir insan olduğu için onunla da paylaştım. Bu hususu değerlendiriyorlar. Evet. İnşallah olumlu bir sonuç farklı alacağız. Farklı bir destek bekliyor iş dünyası sizden. Evet. Sürekli Orhan Bey bu konuda çok hassas. Tabii maşallah. Tüm iş adamları, dernekler bir araya gelip konuları konuşuyoruz. Sizin de işin üzerine durduğunuz bildiğim için aslında bu konuyu gündeme getirdim. Bu işsizliği de çözecek bir aslında bir reçetedir bu bahsettiğimiz tabii, konuda. Çok yatırımcının önemli. Gelmesiyle ilgili evet. Bir reçete olacak. Yine aslında lokal bir alan da bu yollarla ilgili genel anlamda bir yatırım var mı? Hangi yollardan bahsediyorum? İşte Şanlıurfa-Bilecik yolundan bahsediyorum. Evet. Şanlıurfa-Akçakale yolundan bahsediyorum. Karayolları kapsamında mesela Şanlıurfa-Akçakale yoluna yönelik Sayın Bakanımızın Ahmet Aslan Bey'in hatta bir Kasım ayında bir gelişi oldu. Fakı Baba Bakanımızla beraber bizim köye de gittik. Akçakale yolunda çiftliğe de uğradık. O alanı evet. Da gördü. O zaman sorunlu yolu da gördü. Bir yol yaptılar. Yapılmasa daha iyiydi. Bu son süreçteki yol aynı fikirdeyim. Doğru yani, söylüyorsunuz. Öyle bir yol ki. Kırılmadık cam kalmadı. Tabii memlekette kırılmadık cam. Ben Afyon'da parti toplantısındayız. Sayın Bakanım o esnada ilettim. Hemen fotoğrafları gösterdim. Bölgeden birkaç arkadaşım, kardeşim. Siz de göndermiştiniz herhalde. Evet, evet. Bana gönderdiniz. Hemen Bakan Bey'le paylaştım. Kemalettin dedi. Hemen dedi. Talimatı verdim. 3 tane ben o dönemde 3 tane araç gönderdim. Vakumlu, bir tanesi vakumlu, bir tanesi de normal süpürge. Hala süpürüyorlar. Temizliyorlar, evet. Kasım ayından şu ana kadar 6-7 aydır oradan hiç ayrılmadılar.
O taşları şeye biriken taşları arada topluyorlar. Tabii onları topluyorlar. Bana sıcak asfalt sözü verdi. 2018 yılında Allah'ın izniyle o sıcak asfaltı yapmak üzere sözünü verdi. Bu noktada karayollarıyla da beni görüştürdü. Genel müdürümüz İsmail Bey'le de görüştüm. Bana onun sözünü verdiler. Akçakale Urfa yolu sıcak asfalttır Allah'ın izniyle. Ama bu sene oluyor yani bu sene. Allah'ın izniyle. Yani İnşallah. Bana verilen hatta mesajı da duruyor. Silmedim. Sayın Bakanıma en ufak böyle bir terslik olduğunda hatırlatmak üzere. Mesaj burada tabii, duruyor. Sayın Bakanım mesaj bu. Arz ediyorum. Talebimiz var. Ben yolumu istiyorum demek için. Ben o yolu istiyorum. Halkımın ihtiyacı var. Hele o bölge %97'lerde oy veren bölgem benim. Biri Türkiye birincisi, biri Türkiye üçüncüsü. Yani o yola sadece sıcak değil, duble sıcak yapmamız lazım. Yani otoban yapmamız lazım o bölgeye. Hak ediyor. Evet, hak ediyor. Yani orası Cumhurbaşkanımızın gelişiyle teşekkürünü ifade ettiği bir bölge. Bizzat gelerek teşekkür etmiş olduğu bir bölgeye layık olduğu Allah'ın izniyle o hizmeti getireceğiz. Sözünü aldım ben yani Bakan Bey'den. O dönemde paylaştım sosyal medyada. Evet. Şimdi de takipçisiyim. Aynı yerdeyiz. Yani o bitecek inşallah o tabii yol. Tabii inşallah. O yol bitecek Allah'ın izniyle. Sıcak asfalt olarak. Yine tabii tamamı ile ilgili hep soruyorlar bizlere. Bu konuda da bunu da kendinize dert edindiğinizi bildiğim için soruyorum. Elektrik problemi bir türlü çözülemedi. Evet. Bu seneki o çabalar bu sulama sezonu gelmeden meyve verecek mi? Biraz rahatlayacak mı çiftçilerimiz? Şöyle sulama sezonu var zaten şu an aslında. Yani insanların kafasında sadece yaz sulama alanıymış evet. gibi ama sulama sezonuymuş gibi. Normalde Ocak ayında yağmur yağmadığı kuraklık döneminde tarlaların sulanmış olması lazımdı. Can suyu dediğimiz Sayın Bakanımızla Veysel Eroğlu'yla bizzat görüşerek çiftçilerimiz de geldiler oraya. Can suyunu vermek üzere. Hatta ben orada o zaman sosyal medyada da paylaşmıştım hatırlarsanız. O dönem evet, ciddi bir kuraklık vardı. Vardı. Çarşamba gününe kadar yağmur yağmazsa perşembe günü suyu alıyoruz can diye. Suyu. Çarşamba günü yağmur yağdı, gerek kalmadı. Evet. Ama şimdi yine ihtiyacımız var. Sayın Enerji Bakanımız da sağ olsun, Allah bin defa razı olsun Berat Bey'den. Benim çok kıymetli bir ağabeyim, çok da sevdiğim, bize de çok kıymet veren birisi. O noktada bana yardımcı olma noktasında teminat verdi, söz de verdi. Bu gidişimde hemen pazartesi günü ya da salı günü kendisiyle görüşüyorum. Bu elektrik meselesine bir çözüm bulma ama kalıcı çözüm bulunamadı. Şundan dolayı palyatif çözümler, geçici. Yani böyle olmaması lazım aslında bunun. DEDAŞ hakikaten insanlara zulmeden bir yapı. Onu söyleyeyim. Halkımızın arasında DEDAŞ değil, DAŞ. DAŞ deniyor artık değil mi? DAŞ diyorlar. Halkımıza zulmediyor. Onun farkındayız. Özellikle Ova bölgesine böyle bir yanlış tavırları var. Seçim döneminde de ben buna karşı sert bir tavır izledim. Bu tavrı ortadan kaldıracağız. Saat dediler, saat taktık kardeşim. Evet. Saati dışarı çıkarın dediler, saatleri İşte. Dışarı çıkardık. Ödeme her senenin desteklemesinden zaten kesiyorsun. Alıyorsunuz evet. Yani tutup da millete meydan okumanın zamanı da yeri de değil. Bunun da hesabını Sayın Bakanımızla beraber, Berat Albayrak Bey'le beraber soracağız inşallah. Bir de Urfa'nın var olan sorunlarından birisinin ben yetersiz lobi olduğunu düşünüyorum. Nereden düşünüyorsun bunu? Sizden, diğer vekillerimizden yanınıza geldiğimizde bir anlık boş zamanınız yok. Her sorun size geliyor Ankara'da. En ufak sorunlar size geliyor. Bu gelmesinin anlamına gelmiyor. Sanki biraz daha fazla bürokratımız olsaydı Ankara'da, bir kısmı da onlar çözseydi, biraz daha rahat bir çalışma alanı zordu. Urfa'nın var olan bürokrat sorununu çözme adına bir çalışma yaparsanız Urfa halkı adına ben size müteşekkir olurum. Yani bir Milli Eğitim Bakanlığı'nda olsun, İçişleri Bakanlığı'nda olsun, Dışişleri Bakanlığı'nda olsun, niye Urfa bürokratımız olmasın, niye bizim orada problemler var çözecek? Aslında yeterli değil gibime geliyor. Fakı Baba Bakanımız Tarım Bakanı olduktan sonra da Faruk Bey de aslında bakın. Tarımda var. Sayın Faruk Çelik gelir gelmez yani bu Urfalı hassasiyetine bildiği için hakikaten orada önemli yerlere, önemli mevkilere Urfalı bürokratlar atadı. Sonrasında Sayın Fakı Baba Bakanımız o da önemli şekilde hatta böyle çoğunluğu belediyede çalıştığı ekibi alarak orada evet. Urfalı bürokratlar olarak çeşitli kritik noktalara monte etti ve Urfalıların hizmetlerini görebilmeleri için onlara imkan tanıdı. Şu noktada bir eleştiri yapmam lazım. Gelen bürokratlarımızın bir bakanlığa 5 tane bürokrat koyuyorsan ve hepsi ilk seçimde
aday adayıysa bu ayrı bir olay zaten yani. Yani bir kere yarış amaçları o değil yani. Niye o şekilde? Doğru söylüyorsunuz yani. Yani sen görev yerin orası değil. Benim temennim şu. Milletvekili olmak her şey olmak değildir bakın. Milletvekili olacak, olabilecek veya olamayacak adamlar vardır. Çeşit çeşit mesela. Olamayacak adamlardan kastım yanlış anlaşılmasın. Hizmet alanı başka bir yerdir. Tabii. Hizmet alanı başkadır mesela. Her bürokratın milletvekili olmasına da gerek yok. Benim bürokratım, Urfalı bürokrat geldiğinde Ankara'ya şunu düşünmeli. Daire başkanı olarak geldi. Nasıl genel müdür olabilirim? Bakın. Sonrasında nasıl müsteşar yardımcısı olurum? Nasıl müsteşar olurumun hesabını yapmalı. Ben nasıl milletvekili olurum diyerek kendini böyle bir siyasetin içerisindeki bir hücreye hapsetmemeli. Ufkunu yüksek tutmalı. Mesela Uğur Büyükhatipoğlu Bey, genel müdürümüz asaleten atandı. Bilim, evet, sanayi, teknolojide Urfalılara çok da hizmetleri var. Onu söyleyeyim. Evet. Oluyormuş yani isteyince. İsteyince Selim oluyor. Bağlı Bey. Evet. SGK gibi bir kurumun başında bürokrat hemşerimiz. Evet. Onun gibi sayabileceğim bir sürü daha Urfalı bürokrat var. Allah için böyle hakikaten kendilerine bizzat teklif gelmediği sürece aday adayı olmasınlar. Kendilerini yıpratmasınlar. Kendi alanlarında bürokraside yükselmenin yolunu seçsinler. Bu noktada biz de onlarla beraber Urfalı'nın yükünü hafifletmek adına kendimize borç addedelim bunu. Ama zırt pırt böyle aday olurlarsa, evet, olmuyor hakikaten. Olmuyor değil mi? Olmuyor. O zaman yani aslında mesaj biraz da onlara vermemiz lazım. Yani varsanız bir elin parmağı kadar orada durun, onu iki ele çıkarın, tabii, üç ele, dört ele çıkarın. Her bürokrat mesela her istifanızda bir genel müdür oraya bakanlığa uzman monte edebilir Urfalı. Evet. Kazanmıştır yeni, gel kardeşim seni burada değerlendirelim, onu yetiştirsin. Her bir bürokratımız 10 tane 20 tane Urfalı uzman yetiştirse kendi bakanlığının bünyesinde yüzlerce bürokratımız olurdu bizim. Makamlarını korusunlar. Siyaset yapmak o anlamda hizmetin tek yeri siyaset değil. Değil yani. İşte o bölgede yani, hizmet. Yani milletvekili olunca ne oluyor? İşte rozet mi takıyor? Evet. Çok mu önemli ya? Yani önemli olan hayır, bu millete. Hayır, onu yapıyorsa da burada hizmet edin. Doğru aslında. Bakış açısı o. Şöyle bu millete hizmet etmenin, ben avukattım şeyden önce. Gene partideydim vekillikten önce. Avukattım Ankara'da. Hiçbir Urfalı hemşerimi geri çevirmedim. Çeşitli dairelerde şahittir bunlar. Yani bir gün denk gelirse sorun birilerine. Hiç böyle yarıda bırakmadım taleplerini. Takip ettim. İmkanım ölçüsünde hizmet ediliyormuş başka alanlarda da. Evet. Onun için bürokratlarımız adaylık değil. Sebat etsinler. Tabii sebat etsinler. Evet. Dirayetli olsunlar. Yerlerini korusunlar. Tabii yerlerini ve yükselmeyi düşünsünler. Yerlerini, evet, koruma da değil. Değil, yükselmeyi. Müsteşar olacağım ben desin. Desin ki ben Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri olacağım. Külliyeye gideceğim desin. Desin ki ben başbakanlık, gerçi başbakanlık ilga oluyor 2019 itibariyle. Diğer alanlarda en yüksek düzeydeki bürokratlardan birisi olayım desin ya. Yani. Bir de sizden ikinci üniversite istiyorlar. Şanlıurfa 2 milyon nüfuslu bir şehir. Var olan üniversitemiz öğrenci sayısı yeterli değil. Akademisyen yeterli değil. Urfa'da ikinci üniversite. Bu hep gündeme geldi. Kimileri gerek var mı dedi. Var olanı iyileştirmek dururken var ikinci tabii kurmaya gerek var mı dedi. Aynen. Kimileri var, gerek var dedi. Bu anlamda hem destek istiyorlar sizden hem de gayret. Şöyle söyleyeyim. Yekta Bey'le diyalogumuz iyi. Yekta Saraç Bey'le. Sağ olsun, bu konuları da konuştuk. Harran Üniversitesi daha geliştirilmeli ama yanında bir tane de Urfa'da vakıf üniversitesi olmalı mesela. Benim de hayalim bu. Mesela geçen Akçakale, Harran, Halfeti yüksek okulları için bir görüşme yaptım. Buna ilişkin Harran'da da yüksek okula ilişkin yer tahsisi vardı. Onu hallettik. Halfeti'de yeni bölüm açılması, Akçakale'de de mevcut bölümlerin korunması ve yeni bölüm açılması noktasında görüşmeler yaptık. Daha netleşmedi ama onları bitireceğiz inşallah. Ve en büyük hayalim Urfa'da bir tane vakıf üniversitesi. Vakıf üniversitesi. Tabii. Bir Cumhurbaşkanımız... Bu ara gelip gidenler var, bakalım inşallah hayırlı bir sonuç çıkar vakıflardan. Yani var olanlardan gelip gidenler var. Şöyle. Ama sizin bahsettiğiniz bence o değil. Urfa'nın kendi vakfıyla ilgili bir şey mi? Yok. Onlar da olabilir. Tabii vakıf üniversitesi yeni kurulacak ama Urfa'da kurulsun. Evet. Mesela Antep'te şey var herhalde. İki üniversite vardı. Kalyoncu. Kalyoncu gibi mesela. Evet. Tamam mı? Böyle bir şey kurabiliriz biz. Vakıf üniversitesi tabii ciddi katılsınlar. Hem de nasıl? Yani kaliteyi arttırır. Rekabeti arttırır mevcut, evet, durumda. Ve mevcut üniversitenin de, Harran Üniversitesi'nin de, sayın rektörün de, akademisyenlerin de bu noktada rekabet ihtiyaçları var. Ben bunu net bir şekilde söylüyorum. Canlı ben de farkındayım. Bir ikinci üniversite olsun, bir rekabet olsun ihtiyaç. İnanın var buna ihtiyaç. Biz de farkındayız onun. Evet. Umarım dediğiniz olur. Sayın Vekilim, sonuna geldik programımızın.
Önümüzde pazar günü 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü var. Sonrasında haftaya 3 aylara giriyoruz. Hem bu konuda da mutlaka mesajınız vardır izleyicilerimize. Şanlıurfa'dan gerek bizi izleyen, gerek Türkiye'den ve dünyadan izleyen izleyicilerimize. Bir de bizim gerçekten gözden kaçırdığımız ve sizin de bunu mutlaka söylemem gereken bir konu varsa ben son sözü size bırakıyorum. Evet. Şimdi şöyle, 18 Mart bu milletin Çanakkale'de destan yazdığı bir tarihtir. Evladını kınalayarak cepheye gönderen analardan babalardan bahsediyoruz Çanakkale derken. Bir zaferden bahsediyoruz. Dünyaya, katil dünyaya meydan okuyuşun ifadesidir Çanakkale. Bu açıdan mukaddestir. Orada şehit olanlar mukaddestir. İslam'ın şehitleridir onlar. Bu açıdan Allah bizleri onların şefaatine nail eylesin. Onların duydukları hazzı yaşamayı nasip etsin inşallah diyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. 3 ayların başlangıcı gelecek hafta itibariyle evet. Mübarek aylara giriyoruz. Esas mübarek Ramazan'ın sat-ı mahalline giriyoruz. İbadetlerimizi daha fazla arttırmanın, Allah'a daha güzel bir kul olmanın koşuşturması ve çabası içerisinde olalım. Bunu sadece namaz kılarak demiyorum. Davranışlarımızla da, birbirimizi severek de. Ben Ömer Ağa'yı daha fazla severek, Ömer Ağa kardeşini daha çok severek, Urfalı birbirini daha fazla severek, Türkiye'li ve İslam coğrafyası ümmet adına birbirimizi daha çok severek bunu yapabiliriz. İbadetlerin en büyüğü birbirimizi sevmektir diye düşünüyorum ben. Evet. Allah yolunda birbirimizi sevmek mühim. Samimi bir şekilde ve naçizane sadece Allah için sevmek önemli. Bu noktada da Urfalı hemşehrilerime birbirlerini daha çok sevmelerini. Evet. Bir nevi ibadet sevmek de birbirimizi tabii. Yani halisane, Allah sevgi üzerine kurdu. Levlake sırrı üzerine kurdu Cenab-ı Allah. Efendimiz'i severek kainatı yarattı. Onu sevdiği için. Onun üzerinden kainatı yarattı. Bu noktada da sevginin çok kıymetli olduğunu, insanlığın nüvesi, tohumu olduğunu düşünüyorum. Urfalı hemşehrilerin birbirlerini sevsinler. Birbirimize daha çok sahip çıkmanın, dimdik durmanın tam zamanı, dünyaya o güçlü mesajı vermenin tam zamanı. Yapıyoruz. Farkındayız yaptığımızın, güçlüyüz. Güçlü olduğumuzun farkındayız. Dirayetteyiz, dirayette olduğumuzun farkındayız. Dünyada daha da güçlü bir mesaj vererek. Ama başkalarının bizi Arap, Kürt, Türk veya başka İslam'ın, ümmetin etnik gruplar arasında fitne yaratmalarına müsaade etmeyerek. Benim için Arap'ın Allah yolunda olanı, Allah yolunda olmayanına, kafirine karşı daha kıymetlidir. Kürt'ün Müslüman'ı, dindarı, Müslüman olmayanına karşı çok daha kıymetlidir. Onun ayağını başımın tacı yaparım. Türk'ün de aynı şekilde böyle bu etnik grupları saymak da belki çok fazla hoşuma gitmiyor ama ihtiyaç hasıl oldu. Onu söylemek zorundayım. Birbirimizi çok sevelim. Davamıza sahip çıkalım. 7 düvelle savaşıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'a Allah için sahip çıkalım diyorum. Evet. Bizler de bu verdiğiniz mesaj adına size teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda gerçekten çok sıcak olan gündemle ilgili ilk paylaşımı biz sizlerle beraber Urfa kamuoyuna duyurduk. Güzel müjdeler de verdik. O anlamda ben size teşekkür ediyorum. Renk kattınız. Bu yoğunlukta bize zaman ayırdığınız Sayın Vekilim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağ olun. Değerli izleyiciler, Ömer Ağa Panorama'nın sonuna geldik. Bu akşam konuğumuz AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu üyesi ve Cumhur İttifakı Çalışma Ekim'de ciddi efor sarf eden milletvekilimiz Sayın Kemalettin Yılmaz Tekin idi. Haftaya aynı günde aynı saatte tekrar sizlerle birlikte olacağız. İyi akşamlar.